behind, arkandayım demek istiyor yani. Arkadaşlar bu ne? Are you scared? Arkadaşlar, Dayan'ı getiriyorum ve bundaki dalgalanmaları görüyor musunuz? Uslu bir kız ol ve lütfen fazla hareket etme Dayan. Arkadaşlar, herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Şunu da kapatayım. Beni bir süredir takip edenler bilecektir ki internetten, eBay'den, Amerika'dan gerçekten lanetli bir bebek satın aldım. İlk videomu izlemeyenler için yukarıya link olarak bırakıyorum. Bebeği lanetli eşyalar satan bir mağazadan, yurt dışındaki arkadaşımın evine gönderilecek şekilde, çünkü Türkiye'ye gönderim sağlamıyor, ilgili firma, ilgili kişi ve bebeği arkadaşımın New York'taki evine gönderttim. Ardından kendisi bana getirdi, sağ olsun. Evet, tekrardan getirdim. Onunla beraber bir hafta vlog çekeceğim. Dayan'la birlikte yaşayacağım. Dayan'ı gittiğim her yere götüreceğim. Acaba enteresan bir şeyler olacak mı? Bakalım önümüzde izleyen günlerde ne gibi sürprizlerle karşılaşacağız ya da herhangi bir şeyle karşılaşacak mıyız? Arkadaşlar selam. Böyle çok bir ev halindeyim, kusura bakmayın. Dün gece sabaha karşı uyandım ve şöyle bir şey oldu. Salona gittim, bir ses duydum ya da bir şey, tam hatırlamıyorum. Yani uyku sersemi tabii ki. Dayan da salonda bu arada, yani yatak odasına falan almadım. Bono da yanımda, Volkan da yanımda, yani uyuyoruz. Salona bastım, yer sırılsıklam, su. Ama böyle nasıl anlatayım size? Hani bayağı su. Bayağı 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 su. Köpek falan değil yani. Hani şimdi öyle diyeceksiniz bana, biliyorum. Baktım, kokladım. Su yani tamamen şey. Hatta Volkan'ı uyandırdım, dedim hani böyle böyle bir şey var salonda. Damacanalarca yani. Hani öyle anlatayım size. Bayağı su dökülmüştü arkadaşlar. Gittim gecenin o saatinde, işte villadayı falan aldım. Siliyorum siliyorum su. Siliyorum siliyorum su. Sanki hani banyonun yanında falan ya da mutfağın yanına yakında bir yer olsa boru falan patlamış diyeceğim. Çünkü hani neredeyse böyle salonun ortasına doğru minik bir gölet olmuş. Ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Ve sabah kalktığımda da yerde ayak izleri vardı. Ben hani yürümedim, ayağımı bastım ve geri çektim sonuç itibariyle su olduğunu görünce. Sadece ışığı aldım, baktım koltuğun oraya kadar giden ayak izleri vardı. Size hani buradan videosunda ekliyorum şu anda. Gerçekten ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Yani salonun girişinde su olması gerçekten çok enteresan. Çok çok garibime gitti ve yerde ayak izleri görmem de olayı gerçekten... Burada da bir ayak izi var sanki. Burada bitiyor. Buradan sonra devam etmiyor ve geri dönüş ayak izi de yok. Bakın burada kim var? Merhaba tekrardan. Arkadaşımın kınası var, ona hazırlanacağım. Önce makyajımı çıkaracağım, sonra yüzümü temizleyeceğim, sonra makyaj yapacağım. Makyaj yaparken de arkadaşlar Dayan'la böyle minik bir EVP seansı yapacağım. Bakalım hani ne olacak, ne çıkacak, sorularımı yine cevap verecek mi geçen sefer olduğu gibi. Şu anda Dayan'ın burada durması biraz garip geliyor değil mi? Bana da öyle geliyor, yalnız değilsiniz. Evet arkadaşlar, makyajımı sildim. Şimdi yüzümü temizleyeceğim. O sırada Dayan'a sormam gereken soruları da düşüneceğim. Çünkü gerçekten aklımda hiçbir şey yok. Sevgili Dayan'cım, canım benim. Hiç ama yanında kötü hissetmiyorum yani, emin olabilirsiniz. Böyle gayet enerji falan yüksek göreceğiniz gibi. Arkadaşlar bu arada yüzüme böyle sanki nur inmiş gibi bembeyaz parlıyor değil mi? Ama aslında hiç ama hiç öyle değil. 1,5 hafta falan oldu sizlerle Barbie bebeklerle ilgili bir video paylaştım. İlk defa makyajlı olarak çıktım. Yani ten makyajım olmadan çıktım. Ve böyle hani maalesef yüzüm gayet pürüzlü. Gayet böyle hani siyah noktaların falan olduğu bir durumdayım yani. Ne yapsam diye düşünürken arkadaşlar Foreo'dan Luna Mini 2 ile tanıştım ve gerçekten aşık oldum. Çok çok tatlı. Dayan'ı artık indiriyorum arkadaşlar. Gerçekten gözümü alıyor şu anda. Yapacağım işe konsantre olamıyorum ve odaklanamıyorum. Bu arada en sevdiğim renk hangisi biliyorsunuz? Siyah. Siyah rengi de vardı ama hani ben bu renge aşık olduğum için bebek pembesini aldım ve inanılmaz tatlı göreceğiniz gibi. Ve bir İsveç markası. Gerçekten hani
İsveçliler her şeyin en iyisini yapmıyorlar mı ya? Biliyorsunuz normalde videolarımda sevdiğim şeyleri, ürünleri, işte kitapları, filmleri vesaire hani sizlerle paylaşıyorum. Bundan da kesinlikle mahrum bırakmak istemedim sizi. Normalde Foreo Mini'yi sabahları da kullanıyorum. Çünkü her gün biliyorsunuz ki makyaj yapmak zorundayım. Şu anda genç bir izleyici kitlesine hitap ettiğim için biliyorum. Hani belki aranızda çok fazla makyaj yapanlar yok ama ileride kurumsal hayata girdiğiniz zaman mutlaka ve mutlaka makyaj yapmak durumunda kalacaksınız. Cildinizi temizledikten sonra makyaj öncesi uygularsanız inanılmaz olumlu etkisini göreceksiniz. Sadece cildinize bir dakikalık bir uygulama da yeterli oluyor. Ve arkadaşlar kullanımı da inanılmaz derecede basit. Sadece kullandığınız temizleme jelini ya da köpüğü artık ne kullanıyorsanız üzerine sıkıyorsunuz ve cildinize böyle yuvarlak hareket, en azından ben öyle yapıyorum, yuvarlak hareketlerle temizliyorum ve hani bir haftadır kullanmama rağmen inanılmaz bir parlaklık geldi yüzüme. Hani şu anda böyle buradan sanki ışık geliyormuş gibi oluyor ama normalde gün ışığında da sabahları kalktığımda falan böyle garip garip lekeler olurdu yüzümde, böyle kahverengimsi, yeşilimsi. Onlar hani bir tık kayboldu. Zaten kullanmaya devam edeceğim. İlerleyen süreçte de paylaşırım deneyimlerimi. Şimdi ıslak cilde uygulamamız gerekiyor. Sadece kullandığınız temizleme jelini üzerine döküyorsunuz ve masaj yaparak uyguluyorsunuz. İstiyorsanız ben artık odaya geçeyim. Uygulamayı da orada yapayım. Oradan da makyaja geçeriz. Ondan sonra da EVP seansımızı yaparız makyajla beraber. Uygulamayı size göstermek için biraz daha aydınlık bir yere geçmek istedim. Saçımı da topladım arkadaşlar. Cildim de ıslak şu anda. Ürünüm de burada. Bu arada şunu da özellikle belirtmek istiyorum ki mutlaka mutlaka ürünün orijinalini alın. Çünkü etrafta gerçekten sahte ürünler var. Daha sonra sıkıntı yaşarsınız özellikle ilerleyen yaşlarda. Eğer kötü ürünler kullanırsanız, özellikle sahte ürünler kullanırsanız kesinlikle yüzünüze sürmenizi tavsiye etmiyorum. Size bir abla tavsiyesi. Ürün orijinalini almanız için de, alabilmeniz için de linki aşağıya bırakıyorum. Herhangi bir sorunuz olursa da bana yazarsınız mutlaka. Ben Kalp Foreo. Kremimi de sürdüm. Şimdi makyaj ve EVP seansı için hazırım. Hani bir tabiri vardır ya, cildim böyle şu anda. Bebek babası gibi. Çok hızlı bir şekilde makyajıma başlayacağım. Arkadaşlar bu sırada hemen cihazımızı da açalım. Biraz önce makyajımı temizlerken ve yüzümü yıkarken tabii sormam gereken soruları da biraz düşündüm. Uygulamamı hatırlayacağınız gibi şuydu, Ghost Detector. Bu arada saat 9'a geliyor. İnanılmaz derecede geç kaldım. Arkadaşım benim kapımı gezecek, zaten 9'da başlıyor. Dediğim gibi arkadaşlar maalesef yani gerçekten yoğun olduğum için ancak bu şekilde hem makyaj yaparken, hem yemek yerken, hem başka şeyler yaparken yani Dayan'ı da dahil etmeye çalışıyorum ki size böyle hani keyifli bir vlog çıkarayım. Nananam, gördüğünüz gibi bomboş. Hadi bakalım şimdi Dayan'a ne sorular soralım. Hi Dayan. Have you missed me? Beni özledin mi diye sordum. Bu sesini kısacağım, ondan sonra cevaplara bakarım arkadaşlar. Çünkü dıt 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 gerçekten rahatsız ediyor. Yani konuştuğumuzu duyamıyoruz. Hi Dayan. So, where are you now? Where are you? So, Dayan, how are you feeling now? Are you okay? Just tell me. So in this time, where have you been? Biliyorsunuz arkadaşlar, Dayan'la uzun bir süre beraber değildik. Evde de değildi Dayan. Uzak bir yerdeydi yani, başka bir yerdeydi. So are you in this home now? If you are, where are you? You know, Dayan, I really like you. Do you like me? Başka ne sorsak arkadaşlar? Dayan'a sormam gereken sorular ilgisinden aklınıza böyle bir şeyler geliyorsa söyleyin bana. Bu arada birkaç kelime çıktı. Bakmıyorum yani şu anda neye bakacağımı şaşırdım, ne yapacağımı dolayısıyla. Hızlı bir şekilde şu makyajı bitirip çıkmak istiyorum. So Dayan, could you please tell me your life before you die? So do you have any sisters or brother? If you have, what are their names or what were their names? Çok hafif bir makyaj yapacağım arkadaşlar, göz makyajı falan. Hemen çıkmam gerekiyor. Do you like watching me? Are you watching me right now? İşte böyle hızlıca artık olduğu kadar yani, yapacak bir şey yok. Rujumuzu da sürelim. Nananam. Şu anda geri geldim arkadaşlar. Saçım başım biraz dağılmış durumda, artık kusura bakmayacaksınız. Daha makyajımı bile temizlemedim. Temizleyip yatacağım hemen. Bu sırada çıkan kelimeleri isterseniz şöyle hızlıca bir bakalım. Neler hani çıkmış. Ne sormuştum ben?
Şu anda screenshot alıyorum, buraya koyuyorum. Ben Dayan'a sormuştum, şu anda neredesin? Neredesin demiştim şu anda. Bakın ne yazıyor burada? Behind. Arkandayım demek istiyor yani. Ve arkadaşlar, nasıl hissediyorsun kendini demiştim. Hatırladığım kadarıyla. Neredesin, nasıl hissediyorsun? Cold demiş. Soğuk. Dayan. Beni korkutuyorsun Dayan. Seni çok seviyorum biliyor musun demiştim bana. Mesela don't lie var, bana yalan söyleme, hani seni çok seviyorum biliyor musun demiştim. Gerçekten hani seviyorum, bana yalan söyleme demiş. Acaba onun cevabı o muydu bilmiyorum ama. Bir de arkadaşlar ne sormuştum? Erkek, yani kız kardeşin ya da erkek kardeşin var mı, isimleri ne demiştim. İki tane isim çıkmış, hatta üç tane isim çıkmış burada. Chris, Monica, Brett, daha önce de Alex ismi vardı hatırlıyorsanız, Alex ile ilgili bir şeyler sormuştum. Bir de banyo kelimesi çıkmış. Bathroom. Benim evle ilgili bir şey sormuş muydum arkadaşlar? Şu anda inanın hatırlamıyorum yani. Kaç saat geçti üstünden, şu anda gece yarısı falan. Şimdilik bu kadar, hani kısa bir EVP seansı oldu. Videonun başında da söylediğim gibi zaten çok fazla da uzatmak istemiyorum. Bu hani EVP seansını. Çünkü arkadaşlar daha önceki videolarımda 3 tane video çektim Dayan'la ilgili. Üçünde de hani çok detaylı böyle EVP seanslarım falan filan var. Ben yatıyorum arkadaşlar. Yarın yeni bir gün görüşmek üzere. Günaydın. Dayan'a emniyet kemeri takmadım arkadaşlar. Yola çıkalım bakalım. Bugün müthiş yoğun bir gün olacak. O yüzden Dayan'la ilgili iş yerinde bir video çekebilir miyim? Hiç sanmıyorum. Sen ne düşünüyorsun Dayan'cığım? Şöyle yüzünü gösterelim insanlara sabah sabah. Arkadaşlar selam. İnanılmaz yoğun bir gün geçirdim. Bugün hangi gün? Salı bugün galiba. Dayan'la hiç vakit geçiremedim. Hiçbir şey yapamadım maalesef ki. Şimdi Volkan'la dışarı çıkacağız. Acaba Dayan'ı evde Bono'yla yalnız bıraksam parçalar mı? Çünkü diğer videolarımdan da bileceğiniz gibi Bono birazcık Dayan'a saldırıyor. Gerçi şu anda duruyor burada, hiçbir şey yapmıyor ama. Aslında bu videoyu birazcık da böyle bir vlog tarzında yapmak istedim. Çünkü hep benden vlog istiyorsunuz. Ama kanal konseptine çok çok da fazla hani uygun olmadığı için çok fazla burada vloglara yer vermiyorum. Bu yüzden bir hafta boyunca ne yedim, ne içtim, ne yaptım, ne giydim. Tabii ki Dayan'la birlikte arkadaşlar onları paylaşayım dedim. Çok uykum var şu anda. Görüyorsunuzdur muhtemelen. Selam arkadaşlar. Muhteşem bir uygulama buldum. Gerçekten bayılacaksınız, bayılacaksınız, bayılacaksınız eminim. Normalde biliyorsunuz Dayan'la hani konuşmaya çalıştığım bir EVP programı vardı. Bulduğum bu uygulama ise arkadaşlar radar gibi düşünün. Etrafta hayalet benzeri ya da hani paranormal bir varlık varsa onu ortaya çıkartıyor ve gösteriyor. Henüz deneme fırsatım olmadı. Yani denedim kısa bir süre ama herhangi bir şey göstermedi. Böyle uzun uzadıya denemedim. Yani çok kısa bir süre hani deneme imkanım oldu. 5 dakika, 10 dakika falan ama herhangi bir şey çıkartmadı. Şu an Dayan odada zaten. Yani eğer Dayan'la birlikte de bir varlık varsa daima Dayan'ın yanında olacak diye de bir şey yok yani. Zaten var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Bu videoları bunun için çekiyorum. Hani bir şey varsa ortaya çıksın diye. Dayan burada bu arada arkadaşlar. Size söylemiştim. Dayan'a gideceğim. Her yere götürmeye çalışacağım. Şulay da geldi şu anda odaya. Yemek almış bize. Ne aldın? Dur tahmin edeyim. Salata. Dayan sen ne diyorsun? Salata mı aldı sence? Bence kesin salata aldı. %100 yani. Lütfen paranormal video çekiyorum. Böyle eğlenceli hareketler yapmazsan evet, sevinirim. Şimdi Dayan'la birlikte salata yiyeceğiz. Dayan, Işılay, ben olaraktan. Dayan'ı birkaç günde Işılay'a vereyim diyorum. Işılay gerçi aşırı korkuyor ama. Yani şimdi bundan açıkçası pek korkmuyorum da. Neden korkuyorsun? İşte peki? Böyle korku videoları falan, ondan korkuyorum. Hmm, bu da korku videosu yani sonuç itibariyle. Burada zavallıcık çocukcağız. Takılıyor. Ne çok olacak? Tatlı ama değil mi? Evet, bayağı güzel. Porselen dedi mi bu? Porselen aynen. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz pahalı bir uygulama vardı. Şimdi yemek yerken onu açık bırakacağım. Ama diğeri gibi bize böyle kelimeleri vermiyor. Normal ses kaydı yapıyor ve normal zamanda normal insanların yani bizlerin duyamayacağı sesleri algılayabiliyor ve kaydediyor. Daha sonra ama onu benim incelemem gerekiyor. Program çok iyi. Söylemiştim size paranormal bazı araştırmacılar tarafından. Laxton. İsveç bu da bu arada. İsveç uygulaması gördüğünüz gibi Sweden. Dolayısıyla bazı paranormal araştırma derneklerinin hani onayladığı bir uygulamaydı. Onu sadece tek sıkıntı sonradan hani dinleyip analiz etmesi çok uzun sürüyor gerçekten. Çünkü 3 saat 4 saat bazen kayıt alıyorum. Neyse yemek yerken kaydedilmişler. Bakalım odada bizle birlikte kimler var.
şeyler oluyor şu an. Peki bunu kapatalım. Diğerine mi geçsek? Ne yapsak? EVP'ye geçelim de ses kaydı alalım. Bakalım. Okey. Bu kaydediyor şu anda. Dursun burada. Bize yemeğimizi yiyelim. Arkadaşlar selam. Bugün inanılmaz derecede yoğundu iş yerinde ve saat hani şu anda çok erken olmasına rağmen yani bana göre erken. Saat 10.30-11 falan artık dayanamıyorum. Uyumaya karar verdim. Bugün Dayan'la ilgili hiçbir şey yapamadım. O yüzden Dayan'la birlikte yatacağım. Nananam. Nananam. Dayan burada. Bu sefer yanıma almıyorum. Korkmayın. Korkmayın arkadaşlar. Yanı başımda olmayacak. Dayan birazcık uzakta olacak. Bakalım bu akşam enteresan bir şey yaşayacak mıyız? Hiç sanmıyorum. Yaşarsak da uyanmak istemiyorum. Arkadaşlar şu anda saat gece 12. 12.30 civarı falan. Bono koşarak içeri gitti. Bir şeyler oluyor. Bono! Bono! Volkan telefonu açıldı. Şarjdaydı. Kameraya geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz mü? Volkan telefonu kendi kendine açıldı ve Volkan içeride yatıyor şu anda. Ve Siri açıldı ve Siri sadece Volkan'ın sesine duyarlı. Yani benim sesime duyarlı değil. Daha önce denemiştik. Bir şeyler oluyor odada. Bir şeyler var. Şu anda kameraya bir şey yakalamaya mı çalışıyorum bilmiyorum ama. Dayan. Şu anda gerçekten çok korkuyorum. Daha yatalı bir saat oldu olmadı ya. Görünürde hiçbir şey yok gibi arkadaşlar. Ne dersiniz? Ben mi Hüsnü Kuruntu yapıyorum acaba? Ha? Gerçekten çok korktum. İnşallah bir şey olmaz. Uygulamayı deneyeceğim arkadaşlar. Gerçekten görmek istiyorum. Gerçekten görmek istiyorum. Bir şey var mı odada? Böyle yürüyorsunuz ve radar gibi hani hayalet ya da bir şey benzeri ya da göremediğimiz bir şey varsa onları görmenizi sağlıyor. Arkadaşlar bu ne? Çok eski bir hayalet yakaladı şu anda. 129 yaşında diyor. Çocuk ki... Ben gidiyorum. Daha fazla çekemeyeceğim bunu. Bunlar acaba gerçekten Dayan yüzünden mi oluyor yoksa... Şunu da düzelteyim bu arada. Biraz önce böyle duruyordu. İyi geceler.